ama ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakından devam edeyim. Çünkü ne zaman Peygamberimiz, canımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bahsetsek hepimizin gerçekten içi açılıyor. Onun gül kokusunu Allah hepimize hissetmeyi nasip etsin. Cennette onunla sohbet etmeyi nasip etsin. Onun yaşadıklarını dinleyebilmeyi, onun sohbetine nail olabilmeyi nasip etsin. Gerçekten insan düşününce bile heyecan duyuyor. Çok şiddetli bir heyecan veriyor Allah kalbimize elhamdülillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgi insanıydı. Sevgiyi insanlara anlattıkça, bize de bu zamana kadar gelen hadislerinde onun sevgisini hissettikçe hepimizin üzerindeki üzerinde ayrı bir nur oluşuyor. Allah öyle bir etki yaratıyor. Çünkü Müslümanlar sevgiden çok hoşlanırlar. Allah çünkü sevgiyi ister. Allah sevilmeyi ister. Allah Müslümanlar arasında da sevginin yaygınlaşmasını ister. O dönemde de Peygamberimizin yanındaki sahabelere her zaman sohbetlerinde sevgiden yana olmalarını tebliğ etmiştir. Tüm insanlara karşı sevgi dolu, şefkatli, merhametli olmalarını anlatmıştır. Hatta o dönemde esirlere bile çok merhamet duyulması ve onlara yardım edilmesi yönünde bir ayet var. Ayeti hatırlatayım ben inşallah. İnsan suresi 8. ve 10. ayetleri Allah bize Kur'an'da bildirmiş. Şöyle geçiyor ayette. Kendileri, şeytandan Allah'a sığınıyorum, kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah'ın yüzü rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Allah korkularından dolayı onlar ellerindeki nimetleri, güzellikleri o an ihtiyaç içinde olan esirlere, yetime ve yoksula veriyorlar. İşte onlar... Onları verdikçe o nimetlerin karşısında belki onların ellerinden zahiren yani görünür olarak yemekleri azalmış oluyor. Fakat onların her zaman mekanları inşallah cennetteki mekanları gittikçe yükselmiş oluyor. Allah'ın onlardan razı olduğu, daha çok razı olduğu kullar olmuş oluyorlar. Bu bir güzelliktir. Dünyada da zaten Allah dünyayı metafizik yaratmıştır. Bir güzellik yapıldığında, bir fedakarlık yapıldığında Allah onun karşılığını mutlaka verir. Sadece maddi olarak bir insanın kazancı olmayabilir ama Allah'ın o kişinin ruhunda yarattığı manevi güzellik, manevi huzur, rahatlık o zaman işte Allah'ın ondan o şekilde razı olacağını biliyor olması ve düşünüyor, buna iman ediyor olması ona inşallah o maddi durumdansa bunu tercih eder her zaman bir Müslüman. Bu bir güzelliktir, bunu her zaman iyilikle karşılar. Bir de merhametle ilgili hadisler vardı yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o dönemde bizlere bildirdiği hadislerde şöyle geçiyor. Merhamet edin, merhamet olunasınız. Af edin, af olunasınız. Yazık laf ebesi olanlara. Yazık günahlarına bilerek devam edip istiğfar etmeyenlere. Yani günahlarını biliyorlar, bazı kişiler için bunu söylüyorum. Buna rağmen tövbe etmiyorlar ve hayatlarında bu inkar yolunda devam ediyorlar. İşte Allah tabii ki onların karşılığını en adaletli şekilde verecek olandır inşallah. Bir hadiste daha şöyle geçiyor. Allah refiktir, merhametli ve şefkatli. Rıfkı sever ve rıfka mukabil verdiğini başka hiçbir şeyle vermez diye. Onun için Müslümanların merhametli olması da en güzel ahlak özelliklerinden bir tanesi maşallah.